Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 Mobil'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazartesi, pazartesi günü etkinliği. İspanya Ligi orta saha oyuncuları geldi. Iniesta Kaka ve Snyder. Baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Bunun üzerine tabii ki konuşacağız. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuncuların açmaya değer mi değmez mi değerlendirmesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar gerçekten artık aynı yüzleri görmekten ve gameplayin kötü olmasından... Gerçekten insanlar çok fazla sıkıldı, oyunun popülerliği çok fazla düştü. Oyun bildiğiniz FIFA'nın FIFA formatına doğru gidiyor. Yani sadece kadro kurma üzerine oluşturulan bir oyun olma üzerine doğru gidiyor. Yani biz bu oyunu Gameplay'i çok iyi diye oynuyoruz zaten. Tamam, Gameplay hala şu anda e, mobil oyunların içinde bence yine en iyisi altın çizerek söylüyorum mobil oyuncular oyunları içinde belki FIFA ile e, PES e futbol e, konsolda kıyaslanabilir belki ama benim gözümde PES e, e futbol gen gameplay bakımından en iyi oyun arkadaşlar ama tabii ki oyunun da içine etmediler değil arkadaşlar. Şimdi tamam gameplay konusunda düzeltemiyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar güncellemelerle halletmeye çalışıyorlar ama bir türlü beceremiyorlar veya başaramıyorlar mı ya da bilerek mi böyle yapıyorlar onu da anlamış değilim. Şimdi oyuncular tarafına baktığımız zaman e, oyuncuların özellikleri, becerileri vesairesi değişerekten, formaları değişerekten, işte kart tasarımı değişerekten önümüze aynı isimler gelip gelip duruyor. Tabii ki sıkıldık arkadaşlar. Yeni yüzler, yeni isimler görmek istiyoruz. Hep aynı oyuncuların üzerinden gitmek de artık e, biraz sıkıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi oyuncuların değerlendirmesini yapalım. Top açılımı yapmaya değer mi, değmez mi? Sizler de dediğim gibi bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle ekranımızı bir değiştirelim. Ekranımızı bir değiştirdik. Hemen öncelikle Kaka'dan bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi Kaka'nın normal hali güçlendirmesi bu arada hız hızlanma, denge, dayanıklılığa vermiş. Bence güzel olmuş. Top sürmesi zaten yüksek. O yüzden top sürmeye vermemesi çok iyi olmuş o yönden. Şimdi bir kere oyuncumuz yaratıcı oyun kurucu. Yani bu zamana kadar gelmiş kakaların içinde en farklı kart. Çünkü gelen bütün kartlar 10 numara. Yani boşluk kollayan oyuncu olarak geldi. Bu yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Şimdi baktığımız zaman e, arasındaki fark ne diyeceksiniz? Bilmeyen arkada yani çoğunuz biliyorsunuz ama arasındaki fark şu. Yaratıcı oyun kurucu arkadaşlar daha çok orta sahada gelip top alıp e, top dağıtmaya tarzındaki oynayan hareket eden daha doğrusu. Yani bu hani e, şeyde hareket eden var ya topsuz alanda e, top bizdeyken yani başka bir oyuncudayken diğer oyuncu nasıl hareket eder konusu var ya arkadaşlar. Oradaki e, oyun tarzı buna e, işaret ediyor. Yaratıcı oyun korucu başka top başka bir oyuncudayken kendini orta sahaya çekip orada e, top alıp pas yapıp e, atağa kalkan bir oyuncu tarzı ama boşluk kollayan oyuncu nasıl? Topu başka bir oyuncuya attığınız anda top sizden çıktığı zaman boşluk kollayan oyuncu direkt forvete koşuyor arkadaşlar. Forvet gibi hareket ediyor. Arasındaki fark bu fark eder mi sizin için eğer fark etmiyorsa şimdi kartın özelliklerine geçelim ama benim için fark ediyor ofansif orta saha olan bir oyuncu geride durmasını ben açıkçası istemem direkt forvet hattına doğru koşmasını isterim. Şimdi benim için fark ediyor sizin için fark etmiyorsa özelliklerine geçelim arkadaşlar hız hızlanma şut gücü bitiricilik top sürme bence gayet ideal ve güzel bir şey. Ee, diğer oyunculara göre, diğer kakalara göre de arkadaşlar e, burada formu 2 olaraktan gelmiş. Diğer kakalarda form 1 olarak gelmiş. Bitiriciliği pası bence gayet güzel. Dediğim gibi orta sahaya biraz daha yönük oyuncu olduğu için fiziksel temasını falan iyi yapmışlar. Yani şuradaki e, kakanın en iyi kartı bence bu. Gelen oyuna bu zamana kadar gelmiş. En iyi kartı bu olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem bu. E, 93 hız, 97 hızlanma 97 top sürme. Karşılaştırdığımız zaman Tabii ki bu diğer Kaka'nın bitiriciliği, pası, fiziksel teması ön plana çıkıyor ama dediğim gibi arkadaşlar fiziksel temasının ön plana çıkmasının en büyük sebebi de orta saha oyuncusu olduğu için. Yani daha çok böyle tam orta sahaya yakın bir oyuncu olduğu için yaratıcı oyun kurucu tarzı. Yani ben Kaka için açıkçası açmayı şu anda düşünmüyorum arkadaşlar. En azından şunu yapabilirim. Perşembe gününü beklerim. Perşembe gününü beklerim. Perşembe günü ee, arkadaşlar hangi oyuncular gelecek? Ee, bir bakarım. Ona göre hareket edelim. Acele etmeye bence gerek yok. Ama diyorsanız ki bomba şut oyuncularla bunların, bunun arasında kaldım. Ne yapmam lazım? derseniz ben bomba şut oyuncuları tercih ederim. Ee, onu da hemen dipnot olaraktan belirteyim. Üstünde oynama yapar mıyım? Ben çıkartmış olsam üstünde oynama yapmam. Aynı olduğu gibi bu şekilde yükseltirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Kaka'ya baktık. Şimdi hemen ee, Iniesta'ya geçelim. Ee, evet. Iniesta'ya baktığımız zaman Iniesta ile Snyder 10 numara gelmiş. Yani Kakaya istinaden 10 numara. Yani boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş. Hemen şöyle kontrol edelim. Iniesta'yı savunmayı bayağı vermiş. Yani biraz daha yani o boşluk kollayan oyuncu da savunmayı ben bazen anlayamıyorum arkadaşlar. Yani Iniesta'ya top e, kesme eklediğin zaman orta sahada güzel işler çıkartabilir. Tam orta saha olaraktan aslında kullanabilir ama ben tavsiye etmem. Iniesta'yı ben nasıl basarım? 102'sine falan hiç gözünü kırpmadan direkt savunmadan alırım. Az çok yüksek 8'e kadar getiririm. Öncelikle bir 4 taneyi şöyle bitiriciliğe veririm. Kıvraklığı böyle 12 yaparım. Ben olsam Iniesta'yı direkt bu şekilde basarım arkadaşlar. Çok da muazzam bir kart olur. E, 101-102 bakmayın. Bu kart gerçekten orta sahada 10 numara pozisyonunda çok iyi işler çıkartır diye düşünüyorum. Ben olsam Iniesta'yı bu şekilde yükseltirim. Şimdi diğer kartlarına bakalım Iniesta'nın. Bence bakmaya gerek var mı? Sanki bu kartı çok daha iyi gibi duruyor. Zayıf ayak yeteneği falan da güzel. Yani şurada sol açıkta da oynatılabilir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ofansif orta sahada şu anda zaten 104 oynayabilecek duruma gelmiş arkadaşlar Iniesta. Gördüğünüz gibi ben olsam bu şekilde yükseltirim. kart nasıl derseniz de top açılımı yapmaya değer mi? Ben e, için açıkçası top açılımı yapmam arkadaşlar. Şimdi Snyder'e bakalım. Wesley Snyder'e bir bakalım arkadaşlar. Wesley Snyder de yine 10 numara tarzında gelmiş. Hemen şöyle bir yükseltelim. Baktığımız zaman pası yine çok yüksek. Pas değeri. Ben bunu yine 8'e getiririm. Bir 4 tane buraya veririm, bitiriciliğe veririm. Geri kalanını kıvraklığa veririm. Şöyle bir kart ortaya çıkmış olur. Yine bu da 101 oluyor. Kullanılırsa bence bu şekilde kullanılır diye düşünüyorum. Şut gücü 99. Yani biraz daha ofansif bir oyuncu olacağı için savunmaya da direkt alabiliriz arkadaşlar. Buradan ee, alt vücut gücüne mi versek şöyle bir dakika. Burası zaten 99. Şöyle kıvraklığa versek çok daha sağlıklı olur. Aynen. Valla Snyder'in kartı bayağı iyi duruyor. Yani iki, her iki ayağında kullanabiliyor. Formu 2. Top sürmesi falan. Alçaktan pası yüksekten pası baya iyi. Bilmiyorum ya. Fena, kart fena duruyor arkadaşlar. Ofansif orta saha için güzel. Yani hızlanmasıyla driblingi, top sürmesi bayağı iyi. Şut gücü falan. Yani bir acaba çıkartılabilir mi? Ee, her iki ayağında kullanabiliyor. Ölü yaprak vuruşu vesaire bilmiyorum. Kart güzel arkadaşlar beğendim. Snyder'in kartı. Ben de şu kartı vardı Snyder'in. O karta göre bakalım nasılmış. Ee, o kartına göre yani bu karta göre biraz daha iyi gibi. Ama bunun top sürmesi çok iyi. Bilmiyorum. Karar veremedim arkadaşlar. Açıkçası Snyder'i kartı Big Time. Evet, oyuncuları değerlendirdik. Snyder'in kartını beğendim ama Kakay'ı maalesef hiç beğenmedim arkadaşlar diye bilirim. Hemen şöyle eski ekranımıza bir dönelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Yani top açılımı yapar mıyım, yapmaz mıyım? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Bir e, dediğim gibi perşembe gününü beklemeyi tercih ediyorum. Perşembe gününü bekleyip bir ona göre karar vereceğim. Bakalım. Yani bomba şut mu? Ee, buradan mı top açılımı yap, yapar mısın diye sorarsanız Ben bomba şutlardan top açılımı yapmayı tercih ederim arkadaşlar ee, Diye düşünüyorum Şuradan 9 tane ücretsiz topumuzu açalım Videomuzu ondan sonra noktalandıralım arkadaşlar Bekan Bavru bulmuştuk zaten Bakalım bir kere daha bulabilecek miyiz Toplarımızı da açalım bitirelim Oyuncular fena değil güzel ama aynı isimleri dediğim gibi artık görmekten gerçekten sıkıldık arkadaşlar. Farklı oyuncular görmek istiyoruz. Farklı yüzler görmek istiyoruz. Biraz daha oyuncular belki şişirilebilir. Bilmiyorum. O şekilde de karşımıza çıkabilir. Ama yeni yüzlere gerçekten artık ihtiyacımız var. Yani yeni oyun çıkana kadar da 2025 çıkana kadar da geleceğini de zannetmiyorum ama MyClub parasını biriktirip beklemek daha mantıklı. Bir de bomba şut oyuncular her zaman gelmiyor arkadaşlar. Yani bomba şut oyuncular her zaman gelmediği için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkisi arasında kalıyorsanız da kesinlikle bomba şutu ben tercih ederim. Oradan top açılımı yaparım diye düşünüyorum. Sizler de dediğim gibi bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Özel oyuncu geliyor. Alfonso Davis'i bir daha bulduk. Tamam. Bir tane kaldı. Bakalım. Buradan kaç tane özel? İkinci ikinci açılışımızda yani paketi sıfırladıktan sonra neler bulmuşuz bir bakacağım. Bir saniye. Davisle Rashford'ı bulmuştuk? Aynı. Davisle Rashford'ı bulmuşuz. İkinci sıfırlamadan sonra güzel 10 binlik DP antrenörü bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. Son topumuzdu galiba. Şey var mı yok? Tamam. Evet. Arkadaşlar son kez söylüyorum. Ee, ben olsam yani bomba şutlar mı, bunlar mı diye arasındaki a Michael sorunum yok. Onda sıkıntı yok. Michael problemim yok. Hepsinden açarım diyorsan da tabii ki açılabilir ama ikisi arasında kalıyorsanız bomba şut oyuncular her zaman gelmiyor. Bu oyuncular bakın böyle formaları değişiyor. Bilmem ne oluyor. Önümüze çıkabiliyor ama bomba şut oyuncular her zaman gelmiyor. O yüzden bomba şut oyuncuları tercih ederim. Sizlerde sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya like atmayı da unutmazsanız sevinirim destekleriniz için arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.